Efendim, siyasetin kökleşmiş geleneklerine koronavirüste engel olamadığı, karşılıklı ziyarete gidemeyen parti kurmayları teknolojik imkanları kullanarak bayramlaştılar. Güncel gerginliklerin unutulduğu o görüşmelere karşılıklı jestler damga vurdu. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Nasipte böyle bayramlaşmak da varmış. Onları bayram yapan da ziyaretlerdir. Bu bayram bundan mahrumuz maalesef. Koronavirüs bayram geleneklerimizi değiştirdi ama siyasetin gelenekleri yine unutulmadı. Hayırlı sabahlar Bülent Bey. Hayırlı sabahlar Sayın Bakanım. İyi günler, iyi bayramlar diliyoruz. Her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda parti kurmaylarının bir araya geldiği gündür bayramın ikinci günü. Bu yılda gelenek bozulmadı. Siyasetin gerginlikleri bir kenara konuldu. Karşılıklı espriler adeta havada uçuştu. Burada birbirimize ikram edemeyeceğiz ama sizin için burada biz çikolatayı kendimize ikram edelim. Adana cezeryesi de var. Başkanım siz de iyi bilirsiniz. Adana cezeryesinden benim için almanızı rica ediyorum. Sadece AK Partili Jülide Sarıeroğlu'yla değil, son günlerde sık sık karşı karşıya geldikleri MHP'lilerle de sıcak diyalog içindeydi CHP'li Bülent Kuşoğlu. Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere sizler, bütün Milliyetçi Hareket Partisi, ailesi, bütün teşkilatları bayramlarını kutluyoruz. AK Parti ile MHP'nin bayramlaşma listesinde HDP ile yeni kurulan partiler yer almadı. Cumhur İttifakı ve sistem vurgusuysa bir kez daha ön plandaydı. Cumhur İttifakı olarak ülkemizle ilgili daha çok hayallerimiz, hedeflerimiz, heyecanlarımız var birlikte. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin böyle bir küresel krizde ve sonuç almasında çok katkı sağlamıştır.